Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım inşallah. Bugün Behzat C karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun o Behzat C karakterini çiziyorduk. Yeni çizimimiz, çalışmamız bu olacaktı. Taslağı çıkarttık. Taslaktan sonra ben ufak bir ilerleme yaptım şöyle arkadaşlar. Hem anlatım yapabilmek için ilerledim. Hem de bu ilerlemenin yarısını bilerek yapmadım. Yapmadığım yerini de size anlatacağım. O şekilde yapacağız. Şimdi benim kritik alır kömürüm vardı. 49.500. Şöyle bir çay tabağına koymuştum ben bunu. Bardaklı. Bunun üzerine kullanıyordum. Bunu kullanırken de ne yapıyordum ben? Maket bıçağımı alıyorum. Uygulamam gereken mat siyahlıklara, parlak siyahlıklara değil bakın, mat siyahlıklara, mat siyah olan bölgelere kömür uyguluyorum ve aynı zamanda mat siyahın üzerine beyaz ışıklar vereceksem silmesi kolay olsun diye orayı kömürle yapıyorum. Örneğin burayı siyah bir kuru boyayla yapmış olsaydım hem metalik bir siyah olurdu, parlak bir siyah olurdu yani. Buradaki siyahlığa nazaran hem de üzerinden silmem güçleşirdi arkadaşlar. O nedenle onu kömür yapıyoruz. Bu Krete Kalı 49.500 serisi kömür. Bu kömür görüp görebileceğiniz en kaliteli kömür. Bunu uyguladığınız bölgeye silmeye çalıştığınız, yani yaymaya çalıştığınızda renginde hiçbir açılma olmuyor. Kolay kolay simsiyah çıkartıyor ve şu küçücük kömürle belki 50-60 tane resim silersiniz. Abartısız söylüyorum yani. Bu çok resim siliyor bununla arkadaşlar, şu kadar kömürle. Şimdi ben aynı bu kömürü bulaşmasın, sağa sola ziyan olmasın diye şu kabın içinde kullanıyordum. Bu kaptan bir tane daha temin ettim bu çizimi yaparken. Niye? Bu çizimin içine karışım hazırlayacağım. Ne karışımı hazırlayacağız? Bu çizimin bu kabın içine hazırlayacağım karışım şudur. Şimdi benim referansımın şu arka planı arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz arka planı farklı bir tonda. Yani böyle kurşun grisi. Anlatabildim mi? Bunu kömür vermez. Bunu sadece bizim bu kalemlerimize veririz. Bu kalemin kurşun kalemlerin vermiş olduğu kurşun rengi de istediğim tonu vermiyor bana. Benim referansımın, şöyle göstereyim size. Benim referansımın arka planı çok farklı bir grilik var arkadaşlar. Bilgisayarda olduğu için biraz parlıyor. Çok farklı bir griliği var. O griliği tonu yakalayabilmek için ben hem kömür kullanıyorum, hem kömür kullanacağım. Hem de yine krete kalırken kullanın, farklı bir şey de olabilir. İsterseniz beyaz soft kullanın. Beyaz soft pastel kullanın. Tepeşir şeklinde. Ya da bu krete kalırın 49.500 beyaz kömür dediğimiz kömürü kullanın arkadaşlar. Tamam mı? Bu ikisini harmanlayacağım. Bunu ve bunu. Ve şu arka plandaki rengi elde edeceğim. Gerekirse bu harmanlamanın içine ben farklı kalemler de katabilirim. Ben bu ikisini kullanacağım. Bu ikisinden ayrı tabii harmanlayacağım bir de şey de olacak arkadaşlar. Bu kalemim de olacak benim. Stadler. Stadler'in o parlak su kurşunluğunu alacağım. Birazcık şöyle ton olarak üzerinden geçip. Onun üzerine de bu ikisini görmüş olduğunuz bu kabın içine harmanlayacağım. Belli oranlarda. Ve o harmanladığım karışımı çizimin bu kısmına uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi şu kısma ben uyguladım. O kısmın tonuyla. Kameradan belli oluyor mu tam bilmiyorum. Buranın bu grimsi tonuyla buranın gri tonu bir değil arkadaşlar. Bakın bura biraz sarıya dönük. O kömürün verdiği grilik. Sadece kömür yaptım buraya, ayrımı fark edin diye. Burası ise tamamen o karışımdan oluşuyor. Özellikle şu kısım. O istediğim griliği aldım. Ben aynı şekilde Behzat C çiziminde bunu ciltte de uygulayacağım arkadaşlar. Ciltte de o karışımı uygulayacağım ki o griliği elde edebileyim. Şurada uyguladığım griliğin karışımını aynı şekilde burada uygulayacağım. Sadece açık tonda olacak. Buralarda mesela şu an hafiften sarımsı geliyor mesela. Bu biraz daha grimsi olacak. Ciltte kömürü bile hiç kullanmayacağım. Kömürü kullanırsam o istediğim tondan çıkar. Yani hiç kullanmayacağım diye, yani çok az miktarda kömür kullanırım. Onun dışında karışımım Stadler kalemim. Faber-Castell 9000 serisi kalemim. Ve aynı zamanda da Tombow Mono 03 arkadaşlar. Tombow ucumuz var bizim. 05 Tombow uç var. Onu da göstereceğim size. Bu kalem. Bir de bu kalemi kullanarak. Üçünü uygulayacağım cilde sadece. Hemen size Tombow ucu da göstereyim arkadaşlar. O çok güzel dağılan bir uçtur. Çok ucuz bir uç aynı zamanda. Şurada kalemliğimizin içinde galiba. Bakın arkadaşlar şu uç. Bunu hepiniz bilirsiniz kırtasiyelerde.
görmüşsünüzdür. Bu Tombow 3 arkadaşlar. 05. Bu ucu uygulayacağım. Bu çok güzel dağılır. Bu uçtan ayrı benim kullandığım bazı uçlar var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Hani çizimlerimde daha hemen hemen hiç kullanmadım sayılır. Çok az kullandım ama çizimlerimde bunları kullanmaya da ağırlık vereceğim. Bunlar arkadaşlar pentelin ucu. Bu çok pahalı bir uç. Arkadaşlar. Bu pahalı bir uç. Bunun farklı numaraları var burada. 0 ucu var. İşte efendime söyleyeyim. 05'i var. 07'si var. Boy. Bir de onların B'si, 2B'si, 4B'si falan var arkadaşlar. Uç olarak o uçlardan da ben uygulayacağım bu çizimde. Bu çizimde ben o uçları çizimin cildini yaparken parça parça videolar çekiyorum ya. Anlatım şeklinde o videoların içerisinde de kullanacağım. Oralarda anlatacağım ya bu çizimi, bu uçları kullandığım yeri. Şimdi o harmanlamamıza geçelim arkadaşlar. Kömürüm şurada dursun. Maket bıçağını alıyorum. Maket bıçağını. Şu şekilde biraz bundan. Biraz kömürümü. Şöyle çok bastırmadan sürttürdüğünüzde, eğer çok bastırırsanız daha büyük pütürler oluşur. O sıkıntı yaratır şimdi. Hafif sürttürün arkadaşlar. O toz halinde ufak ufak elesin. Bakın. Çok az sürttüm. Ondan sonra kenara koydum. Bu küçücük sürttüğüm siyahlık bize bayağı yetecek. Sonra beyaz kömürümüzü alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Eğer bunu da temin etmek isterseniz bunun numarasını söyleyeyim. Krete kalır. 40.451 arkadaşlar. Krete kalır. 40.451. Bu olmasa beyaz soft da olur. Herhangi bir beyaz soft olur. Biraz da bundan koydum. Şimdi bu ikisini ben karıştıracağım arkadaşlar. Hemen. Bunu da dişçilerden temin edebilirsiniz. Bunlar dişçilerden temin edilebilir. Diş pamuğu. Rulo şeklinde. Bunları satın da alabilirsiniz. Ben harmanlamak ve geniş alanlar dağıtmak için bunu kullanıyorum. Çok etkili. Bakın. Hemen şöyle karıştırıyorum. Şöyle karıştırdığımda oradan belli olmayabilir. Daha gri bir ton elde ettim. Şimdi buraya uygulayacağız. Uyguladığımızda istediğimiz sonucu alamazsak biraz daha beyazlık ekleriz. Biraz daha efendime söyleyeyim siyahlık ekleriz. Onu çizimin üzerine ekleyerek devam edebiliriz. Şimdi buradan uygulamaya başlayalım bakalım. Arkadaşlar arka plana dediğimiz karışımı yaptık, uyguladık. Şimdi ben kömürümü uyguladım arkadaşlar. Birincisi kömürümü kullandım. Siyah kömürümü. Akabinde beyaz kömürümü kullandım. Öyle söyleyeyim size. Ondan sonra ne oldu? Karışımım yetersiz geldi. Beyazdan biraz daha uyguladım üzerine. Baktım yetersiz geldi. Şimdi arkadaşlar bunun kesmediği yerde bizim asıl beyaz kömür kalemimiz var. Bu Kohinoor'un Geogonsia diye biliyorum okunuşunu, tam emin değilim. Geogonjia diye yazılır. Bu 3 seri olarak vardır arkadaşlar. Üçlü satılıyor. Yani tekli satılan da var da. Siz üçünü de alın. 2 numarası var. 4 numarası var. 3 numarası var. 2 numarası bunun en koyu yazanıdır. Ben bu kalemi elime alıyorum. Bu çok yumuşak ve uyguladığımız bölgede kolay da silinebilir. Tam kömürün beyazı ya. Size öyle söyleyeyim. Zaten beyaz kömür kalem olarak geçiyor bu. Bunu üzerine uyguladım. Çizgisel şekilde. Ve ne yaptım? Diğer dağıtıcı pamuğumu kullanmadım bile. Üzerine direkt fırçayla dağıttım arkadaşlar. Şimdi bu karışımı uyguladıktan sonra ben bununla da dağıtabilirdim.
Bu diş pamuğumuza da dağıtabilirdim. Diş pamuğuyla zemini bir hazırladım. Zemini bir kapattım. Onun üzerine de bu fırçayı kullanıyorum. Fırçayı neden kullanıyorum? Şimdi kağıdın yüzeyinde hafif minimum pürüzleri var, pütürleri var arkadaşlar. Dokusu var kağıdın. O dokunun üzerinde çizimimin, uyguladığım rengin pürüzsüz görünmesini istiyorsam eğer, bu pürüzsüzlüğü gidermek için o dokunun içine sığabilecek ince dağıtıcıya ihtiyacım var. Bu fırçaların ucundaki bu makyaj fırçası arkadaşlar. Bu fırçanın telleri ince ince bu kağıdın yüzeyine uyguladığımızda boyayı, kömürü, grafiti neyse kağıdın dokusunun içine yediriyor arkadaşlar. Kağıdın dokusunun içine yediriyor. O nedenle pürüzsüz bir görüntü elde ediyorum ben bununla. Ha, sadece fırça tekniğiyle çalışan ressamların çizimlerine baktığınızda çok pürüzsüz güzel gibi görünür. Esasında onlarınki pürüzsüz güzel değildir arkadaşlar. Canlı gördüğünüzde çok pütürlü görünür. Çok iyi dağıtırsanız eğer çok güzel görünür. Ben her şekilde kolay olup hem hızlı olsun, kolay olsun hem de çok güzel dağılsın, pürüzsüz olsun diye ilk başta bununla dağıtıyorum tamamen veyahut yeri geliyor peçete kullanıyorum. Bununla dağıtıyorum. İnce yerleri dağıtıcı kütüğü kullanıyorum. Bunları harmanlama kütüğünü. Ondan sonra bazı yerlerde peçete, bazı yerlerde kulak çöpü duruma göre değişiyor. Ama çoğunlukla kullandığım benim budur. Geniş alanlarda zaten maksimum hep bunu kullanıyorum. Ondan sonrasında tamamen dağıttıktan sonra fırçayı kullanıyorum. Boy boy fırçalarımı kullanıyorum artık. İnce çizgisel yerlerde bunun ağzını kestim mesela. Bunu oralarda kullanıyorum. Şu köşeli fırçam bir derece daha sert. Onu böyle çizgiler oluşturmak için kullanıyorum. Bu kısa ağızlı fırçam. Bunu bayanlar bilirler. Makyaj fırçası bunlar. Güzel dağıtıyordu bunlar. O nedenle kullanıyorum bunları. Şu ince uçlu olanı böyle ufak yerlerde çalışırken şu kalın uçluyu da genel harmanlamak, genel olarak dağıtmak için geniş alanlarda kullanıyorum. Fırçayla da üstünden geçtiğimizde pürüzsüz bir dağılım elde ederiz arkadaşlar. Pürüzsüz. Bunları kullanmadan sadece bunları yaparsak istediğimiz pürüzü elde edemeyiz. Bir de şöyle bir şey var. Beyaz kağıt kullanıyoruz ya. Beyaz kağıdın dokusunu bu iki karışımı yaparak başta bu iki karışımı yaparak kapatmalıyız. Çünkü şu beyaz, bu beyaz var ya, kağıtta beyaz olduğu için kağıdın dokusunu kapatıyor. Kağıdın dokusunu siyahla beraber kapatınca pürüzsüz ve pürüzsüze yakın bir görüntüyü zaten elde ediyoruz. Arka plan istersek kömürün tonundaki bir grilik olsun. Benim bu uyguladığım grilik gibi olmasın. Hiç fark etmez. Birazcık kömürü fazla kullanır, beyazı az kullanırız. O kömürün rengi baskın olur. Bu sefer tonu yine yakalarız. Aynı zamanda da pürüzsüz bir ton yakalarız. Yani bu harmanlama ile yapılmalı. Bu harmanlama her çizimde, hemen hemen her çizimde kullanılmalı arkadaşlar. Pürüzsüzlüğü elde edebilmek için. Bir de onun üstüne güzel bir şekilde dağıtır ve bir de bunu kullanırsak çok güzel tonlar, çok güzel pürüzsüzlükler elde ederiz. Bu çizimde size göstermek istediğim arka planda buydu arkadaşlar. Ben şimdi devam edeceğim buna. Bu karışımı yaparak arka planımı tamamen indireceğim şöyle şuraya kadar. Buraları tamamen yapacağım. Arka planı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yeri gelecek zeminde şu kalemi de kullanacağım. Hatta size göstermiş olayım statleri kullanışımı. Statlerden önce arkadaşlar ilk başta bir bu 0.5 ucu kullanıyorum. Bak. 0.5 ucu bir kullanıyorum. Zemini ilk yaparken. Tamam mı? Bunu bir yapıyorum. Bu da pürüzsüzlüğü kaybediyor. Bu da çok çabuk tozlanıp çok çabuk dağılabilen bir kurşun olduğu için bu uç. Bu da zemini kapatıyor. Zemindeki pütürler tutamadığı için kömürün tozlarını pürüzsüzleşince tutamıyor içinde. O nedenle o pütürlü ya da zor dağılan görüntü olmuyor arkadaşlar. Direkt pürüzsüz bir görüntü oluyor. Biz de pürüzsüzlüğe önem veriyoruz. Bu fırçaları bir de sabırla kullanırsanız, bu fırçayı arkadaşlar sabırla kullanıp yavaş 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 yaparsanız, destekçi olarak bazı hatalı yerlerde de bu hamur silgiyi kullanarak çok güzel işler çıkarırız arkadaşlar. Sabırla ikisini kullandığımız zaman çok pürüzsüz, çok güzel geçişleri olan, yumuşak geçişleri olan çizimler elde ederiz. Bu çizimlerde çok hiperrealist çizimler olur. Çok gerçek çizimler olur. Baktığımız zaman keyif alırız. Dönüp dönüp izleriz arkadaşlar. Şimdi böyle uyguladıktan sonra bir kere bir yana uygulayacağım şöyle. Ha,
hafiften şöyle, yani kalemin ağırlığı da bastırmıyorum. Grafit kalemleri kullanırken hiçbir zaman bastırmayın arkadaşlar. Parlar. Yani siz parlak bir grilik istiyorsanız, çizgisel grilikler, örneğin siyah kömürün üzerine saç yaparken ben o kalemleri kullanacağım. Onu da başka bir videoda anlatacağım. O zaman yeri geldiğinde bastıracağız. Ama ton yaparken bastırmayın. Parlar. Gerek yok. Bir de istediğimiz gibi dağıtamayız. Ben bunu şimdi bu şekilde yaptım. 0.5 ton boğu ucumdu bu benim. Bunun üzerine hemen ne yapıyorum? 3B statlerimi alıyorum. 3B. Bakıyorum. Baktım, denedim. İstediğim tonu elde edebiliyor muyum? Tam elde edemiyorum. Ne yapıyorum hemen? 9B statler. Mars Lumograph. Hemen. 9B'ye geçiyorum. Bakıyorum. Evet, bunun tonu iyi diyorum. 9B'den devam. Çekimi şu an akşam vakti yapıyorum. Gece yapıyorum hatta arkadaşlar. O nedenle tam istediğim şekilde görünemeyebilir. İçimdeki şeyler. Sabredemedim sabaha. Bunu ne yaptım arkadaşlar? Dağıttım. Şimdi ben bunu direktman şeyle dağıtmayacağım. Çünkü üzerine karışım ekleyeceğimden ötürü karışımı da ekleyip öyle dağıtmayı düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Ben birazcık karışımdan ekliyorum. Şimdi karışımı hazırlayalım. Bunu da bastırmadan. Hiçbir şey bastırmıyoruz. Sakin sakin. Realist çizimlerde farklı malzemeler kullanmak zorundayız arkadaşlar. Gerçekçiliği elde etmek için farklı malzeme kullanacağız, harmanlayacağız ve bunları yapmak da çok keyifli ayrıca. Hemen bunu da karıştırıyorum karışımla. Baktım yeterli griliği elde ettim mi? Hemen hemen. Biraz daha beyaz soft eklersem daha güzel olacak. Şart ekledim. Yeterli. Çünkü bunun yerine Kohinoor beyaz kömür kalemi kullanacağım zaten arkadaşlar. O nedenle sıkıntı yok. Biraz onun takviyesini alacağız. O da olmazsa olmaz. O çok yumuşak bir kalem. Çok kolay dağılıyor. Ton yakalamamızda bize çok yardımcı oluyor. Siyah ve o beyaz kömür kalemi kullandığımızda harika işler çıkıyor arkadaşlar. Ben bir kalem daha temin edeceğim. Yurt dışında var bu Amerikan kalemi. Generals marka kömür kalemler var arkadaşlar. Çok güzel işler çıkarıyorlar. Avrupa sanatçıları onlarla. Dikkat ediyorum. Çok güzel bir siyahlığı var. Dağılışı var. General ya da Generals diye biliyorum markasını. Turuncu renkli bir kömür kalem. Temin edebilirim. Yurt dışında onu temin etmeyi düşünüyorum inşallah. Bir de o kalemi deneyip sizlerle paylaşacağım. Yurt dışında hep onu kullanıyor sanatçılar. Evet arkadaşlar. Griliğimizi elde ettik. Şuranın üzerine bir de tonda yardımcı olması için bir de 8B Jumbo 9000 Faber-Castell 9000 serisi kalemi uygulayayım. Çünkü farklı, hoş bir ton çıkıyor. Bu kalemle karıştırdığımızda şimdi ben bu üçünü de kullanıp, yani şu 0.5'i de kullanıp farklı bir ton elde etmek istedim arkadaşlar. Şimdi bu üçünü kullanmadan sadece şunu kullanıp bu karışımı da yapabilirdim. Ben bunları da deneyeceğim. Ben normalde şu üçlüyü arkadaşlar ciltte kullanıyorum. Cildi yaparken bunu yine kullanacağız. Bu üçünün tonunu. Tabii ki yine bunu ağırlıklı kullanacağız. Biz hiperrealist bir çizim yaptığımız için bunlar yeterli gelmeyecek bize. Şu karışımı da kullanacağız ciltte. Cildin tonundaki değişikliği göreceksiniz arkadaşlar. Çok hoş bir ton çıkıyor. Şimdi kalemlerimize uyguladık ya. Şimdi şu karışımımızı artık uygulayalım. Şöyle dökelim. Ben bunu döküp kullanacağım. İlk başta şöyle bir dağıtalım arkadaşlar. Şöyle dolu çıksın. Biraz
Buraya fazla gelecek. Şöyle hafiften bir yaydım arkadaşlar. Buraya fazla gelirse burası simsiyah. Direkt buraya geçeriz. Şuradan çizgiyi belirtelim. Tasnağımızın çizgisini kaybetmeyelim arkadaşlar. Şuradan. Şuradan değil mi? Evet. Tamam, şuradan. Şu ayrımı yapmak için şurayı biraz dağıtıyorum. Tamam, şuradan arkadaşlar. Omuz çizgisi var, onu kaybetmeyelim. Şimdi videoyu hızlandıracağım. Hemen bakalım, dağıtalım. Evet arkadaşlar, tonumuzu uyguladık, karışımlarımızı, kalemlerimizi uyguladık, yaptık. Kabaca gösterim bu arkadaşlar. Yani tekniğin kabaca gösterim bu. Gönül ister ki size tamamen yaptığım aşamaları göstereyim ama maalesef video çok uzun olacak. Videolar çok uzun olmaması için, sıkıcı olmaması için ben size tekniği gösteriyorum. Şimdi ben bunu videoyu kapattıktan sonra nasıl çalışacağım burada biliyor musunuz? Artık detaylı detaylı. Çizimde mesela bazı yerler, referansı şöyle göstersem görünür mü bilmiyorum. Referansın bakın. Şöyle fazla gösterdiğimde parlıyor. Referansın alt kısmında mesela bazı yerleri çok beyaz. O beyazlıkları bak, bazı yerleri beyaz. Köşeye doğru mesela siyah hafiften. Şuralar yine şöyle çok beyazlı, siyahlı. Yani ton ton bir ala ala. Pürüzsüz geçişler. Pürüzsüz bir arka plan. Lakin farklı tonlar var. Ben de onları uygulayacağım. Mesela buraya şu beyaz kalemle çalışacağım artık. Mesela şu beyaz kalemi buraya biraz daha fazla uygulayıp dağıtacağım. Oraya fazla uygulayıp dağıtacağım. O şekilde çalışacağım arkadaşlar. Bu çizimde bir de neden önce arka planı yapıyorum onu söyleyeyim. Bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum ama bu videoda kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar, bu tarz çizimlerde referansa baktığınızda referansın yüzü çok ışık alıyor. Çok parlak bir cildi varsa, çok koyu bir ton değil, açık bir tonu varsa cildin ve arka planda koyuysa, siz direkt cildi yaparsanız arka plan yapmadan cildin tonunda hata yaparsınız. Cildin tonunda hata yapmadan birebir aynı referanstaki tonu tutturmak istiyorsanız arkadaşlar, önce arka planı, koyu planı yapın. Çünkü koyu planı tutturmak çok kolaydır. Saç zaten siyah, simsiyah kömürle geçiyoruz, kömürle yapıyoruz. Onun üzerinde yine silgimizle, gerekli kalemlerimizle çalışacağız. Saç şöyle yapacağız. Simsiyah, arka siyah saç yaptıktan sonra koyunun bir açı olan yanındaki gri arka planı nasıl yapacağız? Onu da tekniğini gösterdim. Ondan sonra o gri planı yapıyoruz. Gri arka planı. Arka tonumuz oturuyor. Arka ton oturduktan sonra ona bakaraktan cildin tonunu uyarlaması daha kolay olur. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ben bu tarz çizimlerde. Bu tarz çizimlerde birebir tonun tutmasını sağlama sebebim bu. Dediğim gibi arka planda da bu şekilde çalışacağım. Ondan sonra bundan sonraki videomuz arkadaşlar yine ciltle veya saçla ilgili olacak. İnşallah. Videom şimdilik bu kadar arkadaşlar. Anlatacak bir şeyim var mı bilmiyorum şu an, inanın. Eğer varsa da diğer videolarımızda zaten Behzat C çiziminin part 3, part 4 veyahut part 5 bitene kadar, artık kaç part daha bitirirsem bilmiyorum. Videolarında açıklayacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.
Görüşmek üzere.